Nevra'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videoyu izledikten sonra bana destek olmak isterseniz de like atmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Bu girişi yapmayı bayağı özlemişim. Hatta bir an unuttum sandım ama bir başlayınca unutmamışım. Gerisi geldi. Şu an gördüğünüz gibi çok iyiyim öncelikle. Sizleri şimdi bu konuyla hiç meşgul etmeyeceğim. Daha sonrasında vlog kanalını açtığımda orada bahsederim çünkü biraz komik bir süreç oldu. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle Kanai Kijima'dan bahsedeceğiz. Japon konseptinin son davası. Kanai 1974 yılında Japonya'nın kuzeyinde 4 kardeşin en büyüğü olarak dünyaya geliyor. Kanai'nin annesi bir piyano öğretmeni, babası da öğretim görevlisi. Yani oldukça kültürlü insanlar ve inanılmaz derecede eğitime özen gösteriyorlar. Çocuklarına da hep bunu aşılıyorlar. Bu aile için en önemli şey eğitim. Bu yüzden çocuklara biraz baskı uyguladıkları zamanlar da oluyor. Örneğin evde televizyon izleyemiyorlar. Bunun yerine ders çalışmaları veya piyano çalışmaları gerekiyor. Kanai da yine annesinden öğrenerek piyano çalmaya başlıyor. Çok da başarılı oluyor bu konuda. Resitallere ve yarışmalara katılıyor. Normalde tıpkı ailesinin istediği gibi okul hayatı da çok iyi gidiyor ilk başlarda. Ders notları çok iyi, ders çalışmayı seviyor ama yavaş yavaş ortaokulun sonlarına doğru Kanai'de bazı değişiklikler olmaya başlıyor. Kozmetiğe inanılmaz derecede bir düşkünlük başlıyor Kanai'de ve bu düşkünlük ailesinin de biraz imkanları sayesinde küçük bir işte ruj alayım gibi değil. Orta gelirli çalışan kadınların alamayacağı derecede lüks kozmetik ürünlerini alabiliyor ve bunlar hani ortaokulun sonları, lisenin başlarında oluyor. İnsanlar şaşırıyorlar. Aslında gittiği okuldaki çoğu kişinin maddi durumu iyi ama Kanai'ninki çok farklı bir boyutta. Aslında bunun sevmesinin bir sebebi bunun bir statü olduğunu düşünüyor Kanai. Lise 2. sınıfa geldiği zaman ilk ilişkisini yaşıyor. İlk kez biriyle sevgili oluyor ama burada normal olmayan bir şey var. Kendisi henüz 15-16 yaşlarındayken karşısındaki insan 40'lı yaşlarında birisi. Ve tabii ki bu birliktelik Kanai'nin neredeyse tüm hayatını değiştiriyor. Sevgilisi olan adamın da aslında maddi sıkıntıları yok. Kanai'nin de bildiğiniz gibi yok. Ama ikili nedendir bilinmez. Muhtemelen sırf o adrenalin ve keyif için yaklaşık 80 bin dolarlık bir ürün çalmaları sonucunda tutuklanıyorlar. Hızlıca bir yakalama gerçekleşiyor zaten onlar için. Ama o dönemler Kanai çok küçük olduğundan herhangi bir şekilde bir ceza almıyor. Kendisine denetimli serbestlik veriliyor. 1994 yılında kozmetik ürünleri çalarken yakalanıyor. 2000 yılında kitap hırsızlığı yapıyor. 2001 yılında direkt nakit çalmaya çalışıyor ve 2003 yılında da internet dolandırıcılığına bulaşıyor. Aslında bunlar için zamanda tutuklandığı olmuş, yaşını tuttuğu zamanlar da olmuş ama bu noktada ailesinin statüsü ve varlığı devreye giriyor. O yüzden çok büyük cezalar almıyor hiçbir zaman. Kanai liseyi bitirdikten sonra Tokyo'ya taşınıyor ve Tokyo Üniversitesi'ne başlıyor. Ama bunu da çok kısa süre içerisinde bırakıyor. Çünkü üniversitenin ona bir katkısı olmadığını düşünüyor ve hızlıca para kazanmak istiyor. Bu yüzden en iyi bildiği şeylerden birisini yapıyor ve piyano dersleri vermeye başlıyor. Bu şekilde aslında yarı zamanlı bir iş olarak başlıyor buna. Ama kendi parasını çıkarmayı başarıyor. Ailesinin geri kalanındaki herkes çok iyi eğitimli ve çok iyi para kazanan insanlar. Ama Kanai üniversiteye başladığı gibi bırakan ve sadece yarı zamanlı piyano dersleri veren birisi. Yani Kanai kendini geçindirebilecek noktada para kazanıyor, evet. Ama ailenin statü olarak en düşük insan noktasına geliyor. Ve kazandığı para da eski lüks ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değil artık. Bir noktada Kanai yalnızlıktan mı yoksa para isteği için mi bilmiyoruz ama çevrim içi sohbet sitelerine katılıyor. İşte evlilik sitelerine kaydolmaya başlıyor ve buradan bazı insanlarla iletişime geçiyor. Bu sitelerde kendisini her zaman bambaşka biri olarak tanıtıyor. Öncelikle ismi Sakura Yoshikawa olarak geçiyor. Aynı zamanda mesleği konusunda da yalan söylüyor. Bazılarına hemşire olduğunu, bazılarına profesör olduğunu, bazen sekreter olduğunu söylüyor.
Yani hayatı konusunda tamamen karşısındaki insanlara yanlış bilgiler veriyor. Ve bu şekilde 20'den fazla insanla iletişime geçtiği biliniyor. Kanay'ın burada konuştuğu kişiler genellikle orta yaş ve üzeri insanlar. Ve bu insanlara gerçekten konuştuğu zaman geçmişine bakıldığında çok aşıkmış gibi davranıyor. Yani en başından itibaren sanki karşısındaki kişiye tapıyor, insanların bekleyeceği ilginin fazlasını veriyor. Ve kısa sürede gerçekten karşısındaki kişiyi de kendisine bağlayabiliyor. Bu insanlarla her nedense konu evliliğe kısa sürede geliyor ve geldikten sonra işlerde bazı terslikler başlıyor. Bazılarıyla sadece internetten değil yüz yüze de görüştüğü oluyor ama bunlar daha sınırlı kişiler. Evliliğe gelen ve genelde yüz yüze görüşebildiği kişilerden Kanay para istiyor. Çünkü evlilik hazırlıkları için maddiyat gerekli. Ve para geldikten sonra belli bir noktada artık bunun yeterli olduğunu düşünüyorsa veya artık para gelmeyecek durumdaysa bir şekilde Kanay ya ortadan kayboluyor ya karşısındaki kişiyi engelliyor ya da ilişkiyi noktalıyordu. Şimdi Kanay mağdurlarından birkaç kişiden bahsedeceğim size. Konuştuğu kişilerden 40'lı yaşlarında bir adamdan 13 bin dolar, 50'li yaşlarında bir adamdan 19 bin dolar, 40'lı yaşlarında bir adamdan otelden kaldıktan sonra cüzdanından çaldığı 500 dolar, 50'li yaşlarında bir adamdan 14 bin dolar, 30'lu yaşlarında bir adamdansa 7 bin dolar çalıyor. Kanay bu çaldığı paralarla, kendisinin tabiriyle aldığı paralarla çok güzel hayat yaşamaya devam ediyor ve kendisine bir Mercedes alıyor. Artık eskisi gibi lüks ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Aylık 2300 dolarlık kirası olan bir daireye taşınıyor. Sürekli pahalı restoranlardan yemek yiyor, pahalı markaların kıyafetlerini giyiyor. Hatta dönemi 6000 dolar olan Fransız aşçılık okuluna kaydoluyor. Bu Kanay'ın tam istediği hayat. Yani istediği çoğu şeye erişimi var artık. 2001 yılına geldiğimiz zaman Kanay kendisine bir iş buluyor. Bu iş ilanı şöyle: 80'li yaşlarında bir adam var, Keizo Ando. Keizo artık çok yaşlandığı için ev işlerinde biraz yardıma ihtiyacı var. Haftada bir gidip Kanay ona yemekler yapacak, bunları dolaba saklama kaplarına ayıracak ve bu şekilde adam hafta içi yemeklerini yiyebilecek. Evin temizliğine birazcık yardımcı olacak. Yani aslında çok yapacağı bir şey yok. Sanki bir evde yaşıyormuş gibi davranacak ama orada kalmayacak aslında. Sadece işlerini halledip çıkıp gidecek. Kanay bu iş için 2000 dolara anlaşıyor ve hemen görüşmeye gidiyor. Keizo ile de anlaştıktan sonra bu işe başlıyor. İşe başladıktan bir ay sonra maaşı 3000 dolara çıkıyor. Aslında çok güzel gidiyor her şey. Çünkü buradan da aylık belli bir miktar kazanabiliyor ekstra olarak ve şöyle düşünüyor: kira masrafım tamamen buradan fitlenmiş oluyor, buradan çıkmış oluyor diye düşünüyor. O yüzden inanılmaz derecede mutlu. Ama bir noktada Keizo daha fazla rahatsızlanmaya başlıyor. Yani yaşlılıkla ilgili hastalıkları artıyor. Ve bu noktada artık bir yardımcıya verebileceği ekstra para olmadığını düşünüyor. Yani evde farklı birine ödeme yapmak istemiyor. Bunun için anladığım kadarıyla ona kendi akrabaları, kendi çevresi yardımcı olacak. Bu yüzden Kanay'ı işten çıkarıyorlar. Kanay çalıştığı bu süreç boyunca bu işten 1 milyon dolar kazanıyor. İşten çıkarıldıktan sonra Kanay tekrar evlilik sitelerine dönüyor ve orada hayatına devam ediyor artık. Ama 2009 yılında garip bir şey oluyor. Keizo Ando'nun evinde bir yangın çıkıyor ve Keizo da burada hayatını kaybediyor. Ama tabii ki bir otopsi yapılıyor ve adli inceleme sonrasında Keizo'nun hayatını kaybetmeden önce yüksek miktarda uyku ilacı içtiği fark ediliyor. Yine de hayatını kaybetmesinin sebebi karbon monoksit zehirlenmesi. Yani bir şekilde çok fazla ilaç içtiği için ağır bir uykuya dalmış ve yangın sırasında uyanamamış, kendine gelememiş. Bundan kaynaklı da hayatını kaybetmiş zehirlenerek. Bunun dışında evde kömür brülörü diye bir şey buluyorlar ve bu o dönemler insanların hayatına son vermek istediği zaman en çok kullandığı şeylerden birisiymiş. Bu yüzden Keizo'nun belki de hayatına kendisinin son vermek istemiş olabileceği konuşuluyor ama bu noktada da şöyle garip bir şey var. Hem bu cihaza ait bir fatura bulamıyorlar evde Keizo'nun aldığına dair, hem de Keizo 80 yaşında ve bu alet büyük bir alet. Bu aleti evin içine kadar getirebilmesi, işte bulunduğu yere taşıyabilmesi çok mümkün değil. O yüzden bunu başkasının yapmış olabileceğini düşünmeye başlıyorlar. Bu iddialarını destekleyen bazı bulgular da var. Çünkü Keizo'nun evinden kaybolan bazı eşyalar var. Bisikleti ve bilgisayarı kayıp. Aynı zamanda Keizo'nun babası ünlü bir ressammış ve tablolarının bazıları kayıp. Bunları fark ettikten sonra artık emin oluyorlar. Bu adam kendi isteğiyle bunu yapmadı. Daha detaylı araştırmaya başladıkları zaman Keizo hayatını kaybettikten hemen sonra kartından para çekildiğini fark ediyorlar. 19 bin dolar gibi yüksek bir meblağ.
ve bu parayı kimin çektiğini araştırmaya başladıklarında fark ediyorlar ki bunu yapan kişi Kanay. Ve Kanay'la bağlantı kurduklarında aslında Keizo'nun babasının kayıp tablolarını da Kanay tarafından belli ücretlerde satıldığını fark ediyorlar. Bunun sonrasında tabii ki Kanay için hızlı bir tutuklama çıkarılıyor. Ve kendisinin tutuklanması aslında bir şeylerin başlangıcı diyebiliriz. Şimdi size Kanay'ın bağlantılı olduğu bazı kişilerden bahsedeceğim. Fukuyama-san. Fukuyama ve Kanay 2007 yılında tanışıyorlar. Yani Keizo'nun ölümünden 2 yıl önce tanışıyorlar. Ve Fukuyama da 70'li yaşlarında bir adam. Oldukça varlıklı birisi. Kendine ait bir mağazası var. Ve Fukuyama garip bir şekilde evinin banyosunda hayatını kaybetmiş şekilde bulunuyor. Ama neden dolayı hayatını kaybettiği net olarak tespit edilemiyor. Ama sonrasında ortaya çıkan şeye göre ölümünden hemen önce 74 bin dolarlık bir bakiyeyi Kanay'ın hesabına gönderiyor. Diğer bir kişi Takao Terada. Takao da 53 yaşında bir adam. Tokyo'da yaşıyor ve yine bir şirkette çalışıyor. Takao Kanay'la sevgiliydi ve evlenmeyi planlıyorlardı. Ama 30 Ocak tarihinde Takao hayatını kaybediyor. Bedeni 4 Ocak'ta bulunuyor patronu tarafından ve hayatını kaybetmesinin sebebi karbon monoksit zehirlenmesi olarak belirleniyor. Takao'nun evinin tüm odalarında kömür brüleri bulunuyor yine ve evin tüm pencereleri, tüm kapıları tamamen kapatılmış, kilitlenmiş. Yani yine kendi hayatına son vermiş gibi bir görüntü var. Ama polisler Takao'nun konuşma geçmişlerine bakıyorlar, arama kayıtlarına bakıyorlar ve burada kız arkadaşı Sakura'yı görüyorlar. Polisler Sakura ile iletişime geçiyorlar ama Sakura'nın suçlu olduğunu düşündükleri için değil. Takao'nun hayatını kaybettiğini söylemek için yapıyorlar bunu ve konuşma geçmişinden biraz anladıkları kadarıyla Sakura'ya şöyle bir açıklama yapıyorlar. Siz Bay Takao'nun evlilik teklifini reddetmişsiniz ve bu yüzden Bay Takao da hayatına son vermiş. Sakura tahmin edebileceğiniz gibi öncesinde de zaten nickname'ini söylemiştim. Aslında Kanay. Biraz daha araştırma yaptıktan sonra polisler yine Takao'nun hayatını kaybetmesinden hemen önce Kanay isimli kadına 17 bin yen ödeme yaptığını fark ediyorlar ve bu da tabii ki garip geliyor. Bu kadını biraz araştırmaya başladıkları zaman da Takao'nun hayatını kaybettiği gün ona benzer birinin çevredeki insanlar tarafından görüldüğünü öğreniyorlar. Biraz daha araştırdıklarında ise Kanay'ın olay günü Takao'nun evine 100 veya 300 metre uzaklıkta bir otelde kaldığını öğreniyorlar. Yani çok çok yakınında. Son olarak Takao'nun vücudunda adli tabiplerin daha sonrasında belirlediğine göre normal bir insanın içebileceğinden 10 kat daha fazla uyku ilacı bulunuyor. Bir sonraki kişi Yoshiki Oid. Yoshiki Kanay'ın aslında bilinen son kurbanı. Yoshiki bir ofis çalışanı aslında ve 2009 yazında kiralık bir aracın içerisinde arka koltukta hayatını kaybetmiş şekilde bulunuyor. Hayatını kaybetmeden önce de Kanay'a 5000 dolarlık bir ödeme yaptığı tespit ediliyor. Hayatını kaybetmesinin sebebi yine karbon monoksit zehirlenmesi ama hiçbir şekilde ellerinde kömür izi yok. Vücudunun herhangi bir yerinde kömür izi yok. Yani yine kömür brüleri kullanıldığı tespit ediliyor ama hiçbir şekilde Yoshiki bu kömüre kendisi dokunmamış. Aynı zamanda elinde bir eldiven de yok, arabanın anahtarı da ortada yok, arkasında bir not bırakmamış ve yine tahmin edebileceğiniz gibi vücudunda uyku hapları bulunuyor. Hayatını kaybetmesinden bir gün öncesinde blogunda şöyle bir yazı paylaşmış. Evlenmeyi dört gözle bekliyorum ve bugün sevgilimin ailesiyle tanışacağım. Son zamanlarda neredeyse tüm vaktimizi birbirimize harcıyoruz, nerede yaşayacağımızı konuşuyoruz, neler yapabileceğimizi konuşuyoruz ve bu akşam 2 gece 3 günlük bir tatile çıkıyoruz. Polis bu blog yazısını fark ettiği zaman böyle bir adamın neden kendi hayatına son vermek isteyeceğini anlayamadı. Çünkü yolunda giden bir hayatı var ve evlenmeyi planlıyor. Sevgilisinin ailesiyle tanışacak. Aynı zamanda cüzdanında 100 dolardan az bir para çıkıyor. Yani tatile giden birinin yanında para olmaması da garip geliyor polislere. Tüm bu olaylar için Kanay artık dediğim gibi tutuklanmıştı. Sorgulandığı zaman Yoshiki ile ilgili bir gün öncesinde onunla tanıştığını söylüyor ve evet sevgiliydik diyor. Ama olayla hiçbir şekilde bir bağlantısının olmadığını iddia ediyor. Polis ekipleri Kanay'ın dairesine gidiyorlar ve orada bir arama yapıyorlar. Bu aramada şöyle bir şey fark ediyorlar. Kanay'ın evinde oldukça fazla uyku ilacı var ve insanın uyumasına sebep olabilecek bazı grip ilaçları gibi ilaçları olur ya, içtiğimizde böyle bir hafif sersemleriz. O tarz ilaçlar buluyorlar. Yaklaşık 10'dan fazla doktordan alınmış reçeteler buluyorlar ve hepsi yine bu uyku ilaçları ile ilgili.
ve fark ediyorlar ki bu ilaçların hepsi bu zamana kadar hayatını kaybeden kişilerin incelemesinde bulunan ilaçlarla aynı. Aslında Kanaya'yı direkt suçlu gösterecek bir tanıkları yok, bir resmi kanıtları da yok. Ama yargı süreci aslında bulunan şeylerin hepsinin yeterli olduğunu düşünüyor. Çünkü Kanay'ın Satımal'ın geçmişindeki sürekli aldığı kömür markası bu hayatını kaybeden insanların kömür brolerinde kullandığı kömür markasıyla aynı. Uyku ilaçlarının markası aynı ve hepsi hayatını kaybetmeden kısa bir süre öncesinde ya Kanay'la bir iletişim kuruyor ya da Kanay'a para gönderiyor. Kanay'ın savunma tarafı şöyle açıklıyor bu durumu. Aslında Takao ve Yoshiyuki Kanay'dan ayrıldıktan sonra hayatını kaybetmiş. Ve nedense her ikisi de Kanay'dan ayrıldıktan sonra ondan kömür istemişler. O yüzden de Kanay'ın kullandığı kömür markasıyla aynı marka yüzünden hayatını kaybetmiş oluyorlar. Ve Keizo'nun hayatını kaybetmesi de tamamen tesadüfi yani. Onun hiç alakası yok bu olayla. 13 Nisan 2012'de artık bu yargılama sürecinde sonuna geliniyor ve Kanay için 3 kişinin hayatına son vermekten kaynaklı ölüm cezası veriliyor. Yargıç bu kararı verirken sanığın suçları çok bencil amaçlarla işlediğini ve mahkemede saçma mazeretler sunduğunu, hiçbir şekilde pişmanlık göstermediğini, süslü bir yaşam sürebilmek için bunları yaptığını söylüyor ve bu şekilde kararını açıklıyor. Yani bu yüzden mahkemede herhangi bir şekilde kendisine merhamet edilmeyeceğini belirtiyor. Kanay ve onun savunma tarafı birkaç kere temyize başvuruyorlar ama bu temyiz başvuruları her seferinde reddediliyor ve ölüm cezası onanıyor. Ayrıca şöyle bir şey tespit ediliyor daha sonrasında. Kanay'ın babası 2005 yılında hayatını kaybetmiş. Normalde o dönemler Kanay Tokyo'da yaşıyor. Ama babasının hayatını kaybettiği dönemler ailesinin yanına gitmiş. Babası arabasını uçurumdan aşağıya sürerek hayatına son veriyor. Ama daha sonrasında arabasında kömür izleri buluyorlar. Bu yüzden diğer davalar ortaya çıktıktan sonra Kanay'ın kendi babasının da hayatına son vermiş olabileceği konuşuluyor. Ama bununla ilgili hiçbir zaman kesin bir kanıya varılamıyor. Şu an Kanay hala cezasının gerçekleştirilmesini bekliyor. Yani hala hayatta. Ama evlenmekten asla vazgeçmemiş. Evlilik bloglarına hala kaydolmaya devam ediyormuş bir şekilde ve bu bloglara yazı yayınlıyormuş. Bunu şu şekilde yapıyor. Onu seven ve ziyaretine giden insanlar var. Kendisi yazmak istediği şeyleri bir kağıda yazıyor. Ve fanlarına verdiğinde fanları da onun için bloğuna kaydediyorlar. Fanları Kanay'a para da gönderiyorlar. Çünkü onun hapishanede daha iyi bir hayat sürmesini istiyorlar. İstediğini alabilmesini, yiyebilmesini, içebilmesini istiyorlar. Kanay hapishaneye kapatıldıktan sonra 3 evlilik yapıyor. Ve bunlardan bir tanesinden ayrılma sebebi adamın basit bir suçtan tutuklanıp artık ona para gönderemeyecek durumda olması. Bu yüzden adamı terk ediyor. Ve yine bu evlendiği kişiler de hep 60-70 yaşlarındaki insanlar. Şu anda ise hala son evliliğinin devam ettiğini biliyoruz. Evet, benim Kanay'la ilgili anlatacağım her şey bu kadardı. Bence gerçekten çok ilginç bir konuydu ve şöyle bir şey düşünüyorum. Belli bir yaştaki insanlar özellikle yalnız kaldıktan sonra kendi hayatlarını birleştirebileceği ve huzurlu bir hayat sürebilecekleri bir seçenek arıyorlar aslında kendilerine ve karşılarındaki insana güvenmek istiyorlar. Kanay bu güveni bir şekilde herkese verebiliyor. Sosyallik açısından inanılmaz derecede başarılı biri ve insanlara istediğini verdiği için kısa sürede güvenlerini de kazanabiliyor. Aslında huzurlu, mutlu, işte belki son yıllarını iyi geçirmek isteyen insanlar bu kadına güvendikleri için ya hayatlarına son veriliyor ya hırsızlık yapılarak, kendilerinden bir şeyler çalınarak yüzüstü bırakılıyorlar ve umutları kırılıyor. O yüzden bence bu çok sinir bozucu bir dava. Siz de düşüncelerinizi aşağıya bırakabilirsiniz. Benim bugün anlatacağım her şey bu kadardı. Sadece son bir şey söylemek istiyorum. Bundan sonrasında hafta içi her gün video gelecek. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma beraberiz artık. Çok uzun bir süre hasret kaldık. Onu devam ettirelim. Bunu ne kadar sürdürebilirim bilmiyorum öncelikle. Onu söyleyeyim. Belki bir ay, belki bir yıl boyunca sürebilir. Ama elimden geldiğince uzun bir süre bundan sonra hafta içi her gün beraber olacağız. Evet, bir sonraki davada görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.